Herkese merhaba, ismim Sercan Güzel. Bugün sizlere Seat Cupra'nın Clio 8 özelindeki demosundan bahsedeceğim. Bugünkü demomuzda mekanizma tasarımı ve kinematik analiz konularına değiniyor olacağız. Şimdi karşımıza örnek bir modelimiz var. Öncelikle burada bir mekanizma tasarımı gerçekleştireceğiz. Bunun için de ilgili görüşme burada karşıma getiriyorum. Burada gereksiz olan yapılarını mutlaka ki kapatmam gerekiyor. Şimdi ekranda da gördüğünüz üzere bir tekerleğimizi hareket ettireceğiz. Burada hareketini sağlıyorum ama hareketini sağladığım esnada diğer tekerleğin hareket etmediğini görüyoruz. Biz de buraya bir bağlantı yaparak bütün komple montajın hareket etmesini sağlayacağız. Bunun için de tabii ki buradan bir montaj çağıracağım. Montajımı çağırdıktan sonra yakına yakınlaşması için bir burada görünüş getireceğim. Sonrasında montajlayacağım alanı da buraya karşıma getiriyor olacağım. Montajlayacağım alanın görünüşünü karşıma getirdiğiniz andan itibaren buraya ilgili parçamı çağırıyorum. Çağrılan parçam üzerinde bir tanımlama mevcut ve bununla beraber biz montajda karşılıklarını belirterek bu montajlamayı tamamlıyor olacağız. Öncelikle buradaki eksenlerin hizalanmasını gerçekleştiriyoruz. Sonrasında öpüşme yüzeylerini tanımladıktan sonrasında burada ufak bir düzelme yapmamız gerekiyor. Bu düzelme için üst başlığa geçiyoruz ve düzelmemizi yaptığımız andan itibaren son referansımıza uygun olacak referansı doğrudan model ağacından getiriyoruz. Eğer buradaki referansımız istediğimiz konuda değilse mutlaka ki düzenlememizi tekrar yapmamız gerekiyor. Burada da ilk referansımız üzerinden yüzeyimizi seçerek istediğimiz konuma getiriyoruz. Sonrasında buraya ikinci bir parça daha çağıracağız. Burada bir alt montaj çağıracağız buraya. Bu alt montajla beraber buraya bir bol mekanizması tanımlayacağız. Ama daha öncesinden hazır bir yapımız söz konusu olduğu için burada referanslarını kullanabilmek adına bir nokta, bir de eksene ihtiyacım olacak. Noktaya karşılık burada noktamı tanımlıyorum. Montajım buraya yerleşiyor. Ve burada sınırlama koyacağım için mutlaka ki kon eksis opsiyonunu burada değerlendirmem gerekiyor. Bu kon eksis opsiyonunu değerlendirmek için referanslarımı tabii ki getiriyorum. Burada ölçülerimi hızlı bir şekilde tanımlıyorum. Açımı burada belirtiyorum. Şu anki pozisyonumu tanımlamış oluyorum. OK butonuna bastığım andan itibaren artık montajımı burada tamamlamış oluyor. Buradaki sayfamı kapatarak buradaki montaj içerisinde az önceki yaptığım çalışmayı doğrudan getiriyorum. Montaj içerisinde karşımıza gelen ekran içerisinden bir bol mekanizması tanımlaması yapacağım. Bunun için connection type içerisinde burada bol mekanizmasını tamamlamam gerekiyor. Burada noktama karşılık noktamı burada karşıma getiriyorum. Noktamı seçtiğim andan itibaren ikinci bir seti getiriyorum. Rota burada karşıma getiriyorum. Buna da karşılık bir diğer referansımı getiriyorum. Mutlaka ki referanslarımızı doğru seçmemiz gerekiyor ve farklı tanımlamalar yapıyorsak ayrı setler açmamız gerekiyor. Burada da bearing tanımlaması yapacağım. Bunu yaptığım andan itibaren bakın noktamı seçiyorum. Bundan sonrasında ekran üzerinde bir yakınlaşma yaparak hemen eksenimi burada seçiyorum. Şimdi yaptığım işlemi OK diyerek tamamlamış oluyorum. Burada ufak bir düzenleme daha yapacağım model ağacı tarafından. En son oluşturduğum datayı buraya getiriyorum. Montajım konum olarak yukarı doğru çıktı. Ve bir altındaki referansı olan montajımızı referanslarına kontrol edeceğim. Üçüncü referansına geliyorum. Buradaki montajımızın konumunu değiştirmek istiyorum. Bakın doğrudan edit references vasıtasıyla biz referansları burada değiştirebiliyoruz. Yaptığımız değişiklikler doğrudan yansıyor. OK dediğimiz andan itibaren görünüşümüze geçiyoruz. Burada Ctrl G yaptığımız andan itibaren buradaki prosesin tamamlanması için aşağıdaki kırmızı kutucuğun bitmesini bekliyoruz.
Bu proses bittiği andan itibaren bizler montajımıza kaldığımız yerden devam edebiliyor olacağız. Şimdi buradaki, evet, montajımızın konumu değişti. Burada süspansiyonumuzda bir ufak değişiklik yapacağız. Süspansiyonumuza aslında bir hareket tanımlaması yapacağız. Şöyle yukarı doğru kaydıralım. Buradaki üst montajımız karşımıza geliyor. Aynı bir alanda bu montajı açıyorum. Ve burada bakın montaj kısıtlamalarıyla bir tanımlama gerçekleşmiş. O yüzden benim burada hareketli bir mekanizma haline getirmek için tekrardan modelin tanımına geçiyorum. Ve sonrasında ben buradaki referansımı kaldırıyorum, bakın, delete diyorum. Ve tabii ki buradaki mekanizma tanımladığım andan itibaren doğrudan karşılığı olduğu için slider'ı burada karşıma getiriyor. Ama ben burada bir hareket sınırlaması koyacaksam opsiyonumu burada tanımlamam gerekiyor. Ve burada düzlemlerden referans alacağım için de düzlemleri bakın burada karşıma getirmiş oluyor. Current position ile beraber şu anki pozisyonunu istersem regenerate value ile taşıyabilirim. Bu parça hareket ettikten sonra bir regenerate butonu ile doğrudan montajımızı belirlediğimiz konuma getirecektir. Ama bunun için de mutlaka ki enable regeneration value'yu aktif etmem gerekiyor. Maksimum minimum limitlerini burada karşıma getiriyorum. Ve OK dediğim andan itibaren bakın montajımı hareket ettiriyorum. Bir kere Ctrl G yaptığım andan itibaren birazdan az önceki belirlediğim konuma geri dönmüş oldum. Şimdi bu tanımlamaları yaptıktan sonrasında bakın tekrardan sayfamı kapatıyorum. Burada özellikle oryantasyonu yani duruşu tanımlama için de Drag Components'tan yararlanabiliyorum. Drag Components'a tıkladığımda benim karşıma bir pencere getiriyor. Ve bu pencere içerisinde montajdaki kısıtlamalar gibi constraint'ler tanımlayarak duruşumuzu değiştirebiliyoruz. Ve burada baktığımızda Orient Tool Surface seçeneği geliyor. Burada halihazırda görünen bir skeleton yapımız da var. Bunu da görünür hale getirerek burada düzlemleri birbirlerine hizalı haline getirmiş oluyoruz. Ve sonrasında gelip bakın düzlemleri de burada sıralı bir şekilde getirmiş oluyoruz. Bu iki tane düzlemi de hizaladıktan sonrasında yeni bir snapshot oluşturacağımızı söylüyoruz. Bakın initial. Yani burada copy'yi bastıktan sonrasında ismi girmeniz faydalı olacaktır. Initial ismini oluşturduktan sonrasında, yani bu görünüşü kopyaladıktan sonrasında ismini veriyorum. Constraint'lerin içerisinde eğer ihtiyaç duymuyorsam bunlara, tabii ki bunları delete vasıtasıyla kaldırabiliyorum. Snapshot içerisinde de bunu bir kere update yapıyorum tabii ki. Sonrasında burada align 2 adı altında bir görünüşüm var. Şöyle align 2 görünüşüne geliyorum. Düzenleri bir kapatayım burada. Ctrl alt sol klikle bakın montajımı burada dediğim gibi hareket ettirebiliyorum. Şu anki düzgün bir açıda devam etmiş oluyor aslında. Şimdi ben tabii ki en baştaki görünüşüme geliyorum. Görünüşümü tamamladıktan sonrasında artık buradaki mekanizma analiziyle alakalı olarak bir takım çalışmalar yapmam gerekiyor. Burada bir kinematik analizi gerçekleştirmek istiyorsanız Applications bölümü içerisinden mekanizm kısmına tıklamanız yeterli olacaktır. Buradaki tanımlamaları yapmak için ama mutlaka ki bir servo motor tanımlaması yapmanız gerekiyor. Çünkü buradaki hareketi tahrik eden motor olması gerekiyor. Servo motors ile beraber buradaki tahrik eden mekanizmayı burada belirtiyorum. Sonrasında buradaki profil bilgilerini burada karşıma geleceğim. Profile details kısmında. Burada driven quantity içerisinde position şeklinde seçim yapıyorum. Motor function içerisinde function type'ı burada belirtmem gerekiyor. Cosine dediğim anlamı itibaren bakın buradaki fonksiyonu da görsel olarak karşıma getirebiliyorum. Buradaki coefficient bilgisini doğrudan karşıma getiriyorum. A'yı 45, B'yi -25 olarak belirtip bakın burada grafik olarak da bu motorun bilgisini grafiğe dökebiliyorum. Yaptığım işlemi OK diyerek gerçekleştiriyorum. Ve bunun nasıl bir hareket içerisinde yer alacağını görmek için de mutlaka ki mekanizm analizinden yararlanmış oluyorum. Burada ismini veriyorum. Ve burada kinematik bir analiz olacağını söylüyorum. 0 ile 1 arasında bu işi yapacak. Buradaki frame rate'imiz 50 olarak gelecek. Ve snapshot initial configuration olarak karşımıza geldikten sonrasında burada run butonuna tıklıyorum.
Bu işlem aşağıdaki barın tamamlanmasıyla beraber tamamlanmış olacak. Bunun için de mutlaka ki işlemin ismini bekliyorum. Bakın OK dediğim andan itibaren buradaki işlem tamamlandı. Bunu oynatmak istiyorsam tabii ki playback ile oynatmam gerekiyor. Buradaki önemli nokta aslında biz buradaki hareketin herhangi bir şekilde girişime maruz kalıp kalmadığını görmemiz gerekiyor. Bunun için de mesela burada gizli olan bir tane unsurum var. Onu da gönül hale getirdikten sonra mesela çamurla lastiğin çarpmadığını görmek için Collision Detection Settings'den yararlanıyorum. Burada da Partial Collision Detection'ı seçtikten sonrasında burada lastikle çamurluğu seçiyorum. Lastikle bir diğer çamurluğu seçiyorum. Ve burada Highlight Interfering Volumes ile beraber bana bir görsel olarak sunmasını istiyorum. Ek olarak da sesli olarak da uyarı sunmasını isteyerek burada OK diyorum. Ve son yaptığım işlemi bakın burada oynatarak görmek istiyorum. Ve alt tarafta Message Log kısımları bana gerekli adımları gösteriyor. Öncelikle bir bu senaryoyu oluşturmaya çalışıyor. Senaryo oluşturduktan sonrasında burada repeat'i kapatıyorum. Speed'i kapatıyorum. Burada butona bastığım andan itibaren. Bakın yaptığım hareketi yukarı doğru taşımış oluyorum. Ve görüyorum ki burada bir girişim var. Bu girişimi tamamlamak için de modelim üzerinde bir düzenleme yapmam gerekiyor. Yani buradaki girişimi ortadan kaldırmak istiyorsam mutlaka ki modelim üzerinde bir düzenleme yapmam gerekiyor. Ve bu düzenlemeyi ben direkt modelim üzerinde yapıyorum. Burada bir ölçü değişikliği yapacağım. Ölçü değişikliği yaptığım andan itibaren kalkmasını burada görmek istiyorum. Şu an bir rejenerat işlemi gerçekleştirecek. Bu alttaki kırmızı çarpı butonunun burada sönmesini bekliyorum. Bu buton söndüğü andan itibaren burada tekrardan bu uygulamayı gerçekleştiriyor olacağım. Şu an geometrideki değişikliği gerçekleşirdi. Bakın tekrardan playback'e geliyorum. Tekrardan burada oynatacağımı söylüyorum. Alt tarafta frame'ini oluşturuyor. Sonrasında buradaki girişim var mı yok mu bilgisini doğrudan ekranda yani modelde görebiliyor olacağız. Buradaki speed'i ayarlıyorum. Repeat'i kaldırıp hemen burada tekrardan oynatma işlemini gerçekleştiriyorum. Bakın yukarı doğru şu an yükseliyor. Girişim var ise hem sesli hem görsel uyarı verecek ama herhangi bir sesli ve görsel uyarıyla karşı karşıya kalmıyorum şu an. Demek ki buradaki girişim ortadan kalktı. Ek olarak burada lastiğin mesela ne kadar bir alanda hareket ettiğini görmek istiyorsanız Motion Envelope seçeneğini kullanabilirsiniz. Motion Envelope'u tıkladığınız andan itibaren bir pencere açılır. Buradaki Quality değerini girersiniz. Compose içerisinde hangi parça için bunu yapmak istiyorsanız burada bu parçayı buraya eklersiniz. Ve sonrasında Preview ile bir ön izlemesini alabilirsiniz. Sizin karşınıza mutlaka ki bu görsel çıkarıyor olacak. Bakın görseli doğrudan karşımıza çıkardı. Eğer okey derseniz de bunu isterseniz kaydedebilirsiniz. Bir rejenerat işlemi uygulayacak. Sonrasında doğrudan altta bakın bilgiyi verdi. Demek ki ben bunu artık kaydettim. Şimdi son olarak da yaptığımız analizin sonucunu görmek istiyorsak Measures içerisinde burada grafiksel olarak dökebiliyoruz bakın. Burada yeni bir tanımlama gerçekleştireceğim. Cupra Measure adını veriyorum. Pozisyona göre bunu yapacağımı söylüyorum. Ve buradaki görünüşüm üzerinden bir görünüşüme geri döneyim. Bakın burada bir noktam var. Noktama göre koordinat sisteminden ne kadar uzaklaştığımı görebiliyor olacağım. Ve bunu OK dediğim andan itibaren bakın Result Set içerisinde değeri karşıma getiriyor. Ve bu değerle beraber ben grafiği de burada karşımda görebilirim. Buradaki pozisyona bağlı değişimi doğrudan ekranda görebiliyorum. Bu uygulamamızı bu şekilde tamamlamış olduk.